Merhabalar dostlar. Bugün tekrar 11. eğitim videomuzda karşınızdayız. Majiskül harflerimizin dar olanlarını geçen hafta işlemiştik. Bugün de miniskül harflerimizin dar versiyonunu işleyeceğiz. Yine anlattığım gibi kuralları anlatmayacağım çok fazla çünkü diğer harflerle kurallarımız aynı. Çok değişen bir şey yok. Aynı şekilde harflerimizi daraltarak ilerlemiş olacağız. Ara ara yine zaten teknik konuları anlatmış olacağım. Şimdi diğerinde daha geniş bir O harfi yaparken burada biraz daha dar bir harf formu bizi bekliyor. Ve aşağı dik çizgimi indim. Yine burada da üçgen hareketimiz, iç elipsimiz ve yukarıdaki çıkıntımız diğer hafta olduğu gibi mevcut. A harflerinde, O harflerinde biraz daha burayı dar dönerken C'lerde, E'lerde bir tık daha geniş dönmüş oluyoruz. Ve kural burada da aynı. C harfi içeride kalmış oluyor. E harfimizde yine kuralımız optik çizginin hemen üstünde kalıyordu. F harfindeki kuralımız yine aynı geçerli. Sağdaki soldakinden daha kısa bir crossbar çizgimiz vardı. H harflerinde mesela daha dar bir dönüş almış oluyoruz. K harfinde de biraz daraltıyoruz. Yine kural aynı. M harflerimiz gördüğünüz gibi dar oldu. Ama yaparken dikkat edeceğiz. Bu omuzları çok fazla sivri yapmamamız lazım. O harfimizde iç elips bizim için önemli. İç elipsin formuna dikkat etmemiz gerekiyor. B harfimiz. S harfimizde bakın yine daralma mevcut. O harfimizde kez daha aynı şekilde. Diğeri 3 kareye yakın ki 3 kalem ağzıyken bu 2-2,5 kalem ağzına yakın. V'lerde gördüğünüz gibi daralma yine mevcut.
Bunlar da bize eşit miktarda boşluklar veriyordu. Zaten bu kurallara artık hakim olduğumuzu düşünüyoruz. X harfimiz de yine daralmış oldu. Kural gereği yine üstteki bacaklar altta kalıyordu. Alt daha geniş, üst dar. Y harfimiz ve Z harfimizde de çok fazla bir değişkenliğimiz olmuyor. Evet dostlar, gördüğünüz gibi dar harflerimizi de yapmış olduk. Kurallarımızda bir değişiklik yok. Aynı şekilde bu harflerimizde de uygulayarak sadece biraz daha daraltmış oluyoruz. Harflerimizin dar versiyonuyla yine aynı şekilde cümleler, kelimeler kurarak elimizin egzersizlerini tamamladıktan sonra bundan sonraki süreçte artık formal italik dediğimiz eğimli harflerimizi işlemiş olacağız. Diğer videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sanatla kalın.